Akıllı Para'dan herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner. Gençlik haftanın ilk işlem gününde Akıllı Para'da karşınızdayız. Başlarken her zaman olduğu gibi haber başlıklarıyla başlıyoruz. İlk başlığımız Avrupa Merkez Bankası'ndan. Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın açıklamaları var. Avrupa Parlamentosu'na yaptığı sunumdan birkaç tane cümle ön plana çıkarmak istedik bugün. Gayri safi yurt içi hasılanın yıl sonuna doğru pandemi öncesi seviyeye aşması beklentisi devam ediyor Avrupa Merkez Bankası'nın dedi. Ama bu konuşmasında bir diğer önemli başlıkta enflasyona ilişkinde. Diyor ki Christine Lagarde, enflasyonun orta vadede yeni simetrik %2 hedefimizin altında kalacağı öngörümüzü sürdürüyoruz şeklinde de açıklamaları var. Önümüzdeki yıl için halen enflasyonda ılımlı seyre öngörmeye devam ettiklerini ama bu ılımlı seyre ulaşmanın önceki dönemdeki beklentilerine kıyasladığında biraz daha uzun süreceklerini ifade etti. Yani enflasyon er ya da geç normalleşecek ama bu normalleşme daha öncesine daha hızlı normalleşmesini bekliyorduk ama artık yeni öngörülerimize göre biraz vakit alabilir şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Geçelim buradan ikinci başlığımıza ve Türkiye'ye ilişkin bir başlığa. Bugün Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi rakamları açıklandı bilindiği gibi. Ekim'de bütçe açımız 17.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı açımız ise 3.1 milyar TL olarak geldiğini gördük. Eylül ayını hatırlatmak gerekirse o dönem bütçe açımız 24 milyar TL'ydi. Dolayısıyla bütçe Ağustos ayında fazla verdikten sonra hem Eylül'de hem de Ekim'de açık vermiş oldu. 2021 yılının Ekim ayında bütçe giderleri 131.4 milyar TL olurken bütçe gelirleri 114 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 117 milyar TL olurken diğer yandan faiz dışı açık 3.1 milyar TL gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geçelim buradan petrolle ilişkin bir başka başlığa. Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki OPEC artı muhtemel üretim stratejisine bağlı kalacak şeklinde bir açıklamada bulundu. Burada Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı'nın yorumlarına baktığımızda geçtiğimiz haftalarda ummanlı mevkidaşının da görüşlerini sizlere aktarmıştık. Benzerlik var. OPEC artı üyeleri bilindiği gibi 23 ülkeden oluşan bir koalisyon. Dolayısıyla özellikle Avrupa ve ABD tarafından OPEC artı üye ülkelerine bir baskı var. Petrol fiyatlarına düşmesi için üretimi arttırmaları noktasında. Şimdi son gelen açıklamalara baktığımızda mevcut durumdaki değerlendirmelerde Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı diyor ki mevcut durumda 400 bin varil olarak devam ediyor ve bu miktar yeterli olmalı şeklinde de bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla bir sonraki üye ülkelerin toplantısında 2 Aralık'ta gerçekleşeceğini söyleyelim ama bu başlığın özellikle altını çizmemizin sebebi şu. ABD tarafından bilindiği gibi OPEC artı üyelerine üretimi arttırın piyasa dengeye gelsin şeklinde açıklamaları var. Ama biz OPEC artı üye ülkelerinin enerji bakanlarından son başlıklarına, son konuşmalarına baktığımızda biz mevcut durumdaki üretim stratejimize bağlı kalacağız şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Yani ABD'nin isteğini reddediyorlar. Biz üretim artışına gitmeyeceğiz. Son toplantıda ne karar verdiysek aynı o stratejiyle üretim yapmaya devam edeceğiz şeklinde başlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla OPEC artı üye ülkelerinden ortak bir açıklama var şimdiye kadarki konuşmalara baktığımızda. Yine bir başka başlığımız BBVA'dan garantide tarihe alım dedik. Sabah saatlerinden bu yana özellikle işliyoruz. Bunun detaylarını bugün akıllı para içerisinde yine işlemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi buradaki pay alım konusu çok önemli bir işlem olmakla beraber sabah saatlerinden bu yana kap duyurusu gelmesinden itibaren sizlere öne çıkan başlıklar aktardık. O yüzden hemen son başlığa geçeyim. İtalyan Eni diyor ki petrol fiyatları 100 dolara yükselebilir. Bilindiği gibi İtalyan petrol devi Eni'den bahsediyoruz. Petrol fiyatlarının enerji şirketlerinin yeni yatırım yapmamalarından dolayı kısa süreliğine bile olsa varil başına 100 dolar olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla petrol devinden böyle önemli bir açıklama da geldi. Geçelim buradan bir de aynı zamanda fiyatlamalara bakalım. Şu an itibariyle Avrupa borsalarındaki işlemler neye işaret ediyor? Türk borsalarında genel itibariyle Türk varlıklarında iyimser bir tablo gördük. Avrupa haritamız da aynı zamanda ekrana gelecek. Buradaki tablo bize FTSE tarafında %0.19'luk bir kayıp olduğunu göstermekte. Diğer yandan Londra FTSE yüzde işlemler 7334 puandan geçiyor. Paris CAC'ın artı da %0.38, 7118 puanda. İspanya'nın IBEX ise hafifçe yukarıda. Frankfurt DAX ise %0.11 primle 16111 puandan işlem görmekte. İtalya FTSE MIB'e baktığımızda %0.2'lik prim var. 27.000
2787 puandan işlem görüyor. Diğer yandan ABD vadelilere baktığımızda buralarda artılar var. Dolayısıyla genel tablo çok iyimser bir tablodan bahsetmesek bile genel itibariyle pozitif bir tablo olduğunu da söyleyebiliriz. Çok çok iyimser değil ama hafifçe pozitif bir borsa tablosu geldi ekranımıza. Peki Türk varlıklarındaki son durum ne? Ona da bakalım aynı zamanda. Bugün borsa artılarda. Özellikle bankacılık endeksinde şu anki prim %9.67 seviyesinde. Dolayısıyla endeksi de en fazla bankacılık endeksi yukarı çekiyor. Bütün bankalar artıda. Garanti BBVA haberinin ardından sabah saatlerinden bu yana olduğunu da söyleyelim. Ama ulaştırma endeksi haricinde aslında kalan bütün alt endekslerde endeksi şu an itibariyle destekliyor. Sanayi endeksteki prim %2.21 seviyesinde. Holding endeksinde %5'e yakın prim var. Bununla beraber ulaştırma endeksinde %0.29'luk sınırlı satışın haricinde kalan bütün alt endeksler dediğimiz gibi artıda. BIST 100 endeks %3.76 primle, BIST tüm endeks %3.2 ve BIST 30 endeks %4.41'lik prime sahip şu an itibariyle. Faizler tablosu aşağıya işaret ediyor. Bununla beraber dolar TL'de yeniden 10 seviyesinin üzerindeyiz. Bugünkü tablo sabah saatlerinde Türk lirası değer kazanıyordu ama şu an o kayıplarını, kazançlarını sildi. Şu an itibariyle %0.11 dolar karşısında kaybı var. Dolar TL 10.01'den, Euro TL ise 11.46'dan işlem görüyor. Dolar endeksi bu esnada aslında aşağı yöne işaret etmekte. Dolayısıyla gelişen ülke para birimleri Türk lirasının aksine çoğunlukla dolar karşısında şu an itibariyle yatay ve yukarı bir seyir izliyor. Yani dolar karşısında ya yatay ya da değer kazanıyor. Onu da özellikle ifade etmiş olalım. Şimdi buradan geçelim. Emtia piyasalarını konuşmak üzere Kutay Korap'la beraber aktif kontrat başlıyor. Evet, emtia piyasaları aktif kontrat bölümünde her zaman olduğu gibi araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraberiz. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk, iyi haftalar. Şimdi pazartesinin jenerik klasik başlığımıza başlıyoruz. Evet. Bu hafta emtia piyasasında neleri takip edeceğiz? Özellikle bu haftanın gündeminde hangi haber akışı hangi emtiayı nasıl etkileyebilir? Evet, aslında çok önemli bir tablonun için gerçekten şu an emtia grubundaki her bir ürün ama toplantı, ama iki dudağın arasından çıkacak kelimeye bakarak fiyatlanıyor. Gerçekten böyle. Sadece mesela bugün bile çok önemli bir datayı karşıladık. Çin'den mesela sanayi üretim rakamlarını gördük ki bunun içerisinde inşaat sektörünün detaylarını okuduk. Yani bunların bile fiyatlara girmesi çok daha yavaşlamaya başladı. Neyden bahsediyorum? Son gelen veriler, Çin'den gelen veriler aslında kuvvetliydi. Ve bu kuvvetli gelen, yani beklentilerin üzerindeydi diyelim. Çünkü bu beklentilerin üzerinde gelen rakam ama rağmen hala fiyatlamalarda işte ama demir cevheri ama işte alüminyum gibi enstrümanların fiyatlarında geri çekilmelerini sürmeye devam ettiğini görüyoruz. Özellikle burada tablonun biraz daha üretim noktasında, talep noktasında ve bundan sonra ama kurumların ama ülkelerin geleceğe yönelik projeksiyonlarının biraz daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Örneğin mesela petrol. Şimdi petrol tarafında şimdi gördüm seni 5 maddenin ikisi petrol. Şimdi bir yandan dönüyorum, İtalya'nın en büyük enerji üreticisi devlerinden biri Eni. $100 bir projeksiyon sunuyor. Şimdi ADIPEC diye bir konferans var bugün Abu Dhabi'de. Mesela bu konferansta Suudi Kral'ın konuşması bekleniyor. Veliaht Kral'ın. Onun söyleyeceği sözler petrol fiyatları noktasında $80 altına mı devam ediyoruz yoksa biz bir nefeslendik tekrardan $85 hatta Eni'nin projeksiyonları gibi $100 hareketi mi gerçekleştireceğiz merak konusu. Burada da merak konusu neyle belli oluyor? Suudi Kral bundan sonraki Veliaht Prens şöyle bir açıklamada bulunduğu noktada işte biz 400 bin varil OPEC Plus ve üyeleri olarak yıl sonuna kadar bu arttırımı sürdürmeye devam edeceğiz. İlave bir arz sunmayacağız derse burada tahminler farklı olabilir. Fakat işin bir de diğer tarafı var. Bu diğer tarafında da masanın Biden oturuyor. Biden da diyor ki yani bu artan fiyatlar benim üreticimi rahatsız ediyor. Benim üreticimin artan fiyatlar karşısında yaptığı zamlar benim tüketicimi rahatsız ediyor. Benim tüketicilerdeki artan fiyat maliyetleri dönüp dolaşıp içeride benim makro projeksiyonlarımı sunmada veya Fed'in aldığı politikada etkili oluyor. Veya hatta biraz daha uzatayım, benim gerçekleştireceğim paketlerin önünde bir enflasyon bariyeri oluşturuyor. Bu yüzden de Biden stratejik rezervlere dair bu hafta başlık paylaşır mı? Bu da petrol fiyatlarını baskılar mı?
Petrol tarafındaki konumuz bu. Dönüyorum metaller tarafında Çin'den gelen makro verileri izledik biz. İlk tepkiler biraz önce anlattığım gibi çok da sert hareket yoktu. Hatta bir metalle ilgili grafiğimiz de var. Demir cevheri fiyatları, onu da rica edebilirsek üzerinden konuşup sonra altın tarafına geçmek isterim. O tarafa da dönüp baktığımda mesela senle paylaşıyoruz, 220 dolardan gelen fiyat şimdi 90 doların altında. Ki 90 doların altında şu an 80 dolara doğru demir cevheri fiyatlarında geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Daha cuma günü konuşmuştuk seninle. Ve evet, düşüşü de görüyorsun, 220 dolardan 90 doların altına gelmiş durumda. Çok ciddi bir geri çekilme çok kısa vadede. Dönelim altın tarafına bakalım. Altın tarafında da aslında bu bahsettiğimiz başlıkların nasıl söyleyelim, böyle bir airbag gibi diyebiliriz belki. Karşısında duran ayrı bir enstrüman olarak karşımıza geliyor. Neyden bahsediyorum? Demir cevheri fiyatları arttı. Şimdi geri çekiliyor fakat uzun süredir fiyatta bir artış var. Dönüyorum, petrol fiyatları arttı, artmaya devam edebilir diyoruz. Artı dönüyorum işte mesela emtiada, biraz sonra buğday fiyatlarına bakacağız. Orada da benzer tablo var. Buğday fiyatları da tarihin en yüksek seviyelerinde, Avrupa'da en fazla işlem geçen vadeli borsasında. Şimdi bunların her biri bir enflasyon yaratıyor dünya genelinde. Bu enflasyon karşısında altın güvenli liman başlığını atacak mıyız biz tekrardan? Bunu merak ediyoruz. İşin teknik boyutu bugün terminalde gözüme çarptı. Paylaşmışlar. İşte teknik olarak düşen kanalı kırdı şeklinde yorumlar gördüm. İşin teknik boyutuna bakanlar çok daha iyi detayını bilir ama bizim şu an burada paylaşmak istediğimiz not şu. Enflasyon karşısında yatırımcılar, kripto paralar var burada. Bitcoin'i de çok ciddi bir şekilde enflasyon karşısında hedge amaçlı kullanılıyor. Fakat klasik ritüelde altın ön plana çıkacak mı? Bunu göreceğiz. Son olarak bir de buğday grafiğimiz var. Çok önemlidir ki niçin? Küresel tarafta artan gıda fiyatlarından çok fazla bahsediyoruz. Bu kervana en son katılanlardan ve en iddialı katılanlardan biri buğday fiyatları. En aktif Avrupa'daki kontratlara baktığında 99 yılından bu yana alınmış datada en yüksek seviyede artan buğday fiyatları karşısında da yarın başlayacak, perşembe günü sona erecek Cenova'daki bu toplantıyı takip edeceğiz tarım imtiyası için. Kutay, çok teşekkürler aktardıkların için. Haftanın öne çıkan başlıklarını da bu şekilde özetledikten sonra şimdi Norsiyam Araştırma Bilim Müdürü Arzu Toksay'a gideceğiz. Piyasalardaki gelişmeleri ve beklentileri konuşmak üzere. Ve Arzu Toksay karşımızda olacak şimdi. Arzu, hoş geldin yayınımıza. Bugün borsa açısından iyimser bir tablo var. Aslında sabah saatlerinde Türk varlıklarının tamamına yayılmış bir iyimserlikten bahsediyorduk ama şu an elimizde borsadaki iyimserlik daha fazla göze çarpıyor. Nasıl yorumluyorsun PPK haftasında Türk varlıklarının bu seyrini? Evet, aslında gitsem birkaç haftadır izliyoruz, takip ediyoruz ve konuşuyoruz. BIST 100 endeksindeki performans, hareketlilik, hissesine doğru piyasasında olan ilgi diğer TL cinsi varlıklardan ayrıştı diyebiliriz net olarak. Öyle ki bu hafta yapılacak PPK toplantısında da faiz indirim sürecinin devam edilmesi beklenirken TL'nin gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değer kaybının devam ettiği ve sene başından bu yana dolar Türk lirası paritesindeki diyelim yükselişin neredeyse %25'ler civarında bulduğunu görüyoruz. Öte yanda buna karşı BIST tarafında özellikle bilanço sezonuyla hareketlenen bir ilgi vardı. Bu ilgi son haftalarda artarak devam etti. Burada hem alternatif enstrümanlardaki getirilerin faiz ve mevduat faizlerindeki geri çekilmeyle beraber düşmüş olması bu tarafa olan ilgiyi arttırdı. Şimdi PPK haftasına girerken tabii son iki günkü yorumlarımızda biraz bu haftanın temkinli olması gerektiğini, bu haftada yatırımcıların en azından toplantı sonucunu yatırımcıların görmesi gerektiğini düşünüyorduk ama haftaya başlarken özellikle kapa yapılan Garanti Bankası'nın kapa yaptığı bildirim ile oldukça pozitif piyasa açısından işlerin değiştiğini ve piyasanın yeni haftaya yetkili bir açılış ile yükseliş ile başladığını gördük. Burada cuma günü kapanış fiyatı üzerinden %15 yukarıda belirlenen 12.20 TL'lik Garanti Bankası'nın 50.15 hisse senedi, kalan hisse senedi için BBVA'nın belirlediği fiyat özellikle burada bankanın kendi şirketine, yatırımlarına ve kurumuna duyduğu güveni ve değerlemeyi ifade ettiğinden
pozitif ve burada aslında banka için bir taban oluşmuş gibi görünüyor fiyatlama açısından. Bunun bankacılık sektöründeki diğer hisse senetlerine de pozitif yansıdığını gördük. Zaten böyle bir açılış yapılabilmesi için bankacılık sektörü gibi biraz fiyatlama açısından geriye kalmış bir sektörün desteğinin olması gerekiyordu. Bu destek de Garanti Bankası'nın yaptığı açıklamayla beraber geldi. 1638 kapanış seviyemizde. Cuma günü açılışımız 1672 ve hızlı bir şekilde 1700 endeks seviyesi üzerine atmış durumdayız. 1710 civarından bir kısa vadede şimdi bir satış eğilimi olsa da eğer bugün ve aslında PPK toplantısına kadar 1690 endeks seviyesi üzerinde kapanışlarla BIST 100 endeksi gücünü koruyabilirse diyelim, yükseliş eğilimi devam edecektir. Tabi burada piyasanın beklediği gibi 100 baz puanlık bir faiz indirimi geçmiş dönemlerde olsaydı belki negatif bir algı yaratabilirdi ama şu anda düşük faiz ortamına biraz da algı değiştiğinden hisse senedi piyasası daha pozitif diyelim yaklaşıyor. Burada bir faiz politika faizinden değişikliğe gidilmemesi yerine bir indirim yapılması bu dönemde hisse senedi piyasaları için destekleyici olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla kabaca 1690 endeks üzerindeki seyrini bu önümüzdeki 2-3 gün içinde koruyabilirsek ki bugünkü kapanış önemli, çok yüksek bir işlem hacmi var. Eğer sert bir geri çekilmeyle bir kapanış olursa bu biraz negatif algılanabilir ve tekrar bugünkü gap'li açılışın boşluğunu doldurmak isteyebilir ve geri çekilebilir piyasa. Ama aksi durumda kademeli olarak 1800 endeks seviyesine doğru bu iyimser havada BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini koruyabileceğini düşünüyoruz. Arzu, çok teşekkür ediyorum görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Norsem Araştırma Birim Müdürü Arzu Toksay'ın da görüşlerini aldık ve böylece akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte olacak. Ege Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben başlarken bu hafta bizim için en önemli gündem maddesi tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. O yüzden ben buradan başlamak istiyorum. Şimdi faiz kararından sizin beklentiniz ne? Olması gereken ne? Ve özellikle yıl sonuna kadar geçen süreçte sadece iki tane toplantı kaldı. Sizce Merkez Bankası nasıl yürütecek şimdiye kadardan itibaren, yani bu haftadan itibaren bir sonraki toplantıyla beraber yıl sonunda biz politika faizini nerede bitirmiş olacağız? Evet, şimdi benim beklentim ya bu ay bir faz geçirmesi ama gelecek ay bir fazla indirim yapması ya da iki peş peşe bir indirim yapması. Yani miktarlarını da 100 baz puanla sınırını tutuyorum senin sonuna kadar. Yani daha fazla bekleyen var 200 baz puan gibi ama benim beklentim bu seviye 101 tane 100 baz puan indirimle kapatacağız ama hangi zaman olacak onu pek kestirmem mümkün değil tabi. Bu da diğeri de çok kolay tabii ama yani şunu biliyoruz ama yani sonuçta ben Ege Hoca'nın sesini hiç duymuyorum. Herkes büyük bir duyabiliyor musunuz beni? Ha, pardon hocam, siz de duyabildiniz zannedersem. Ben de arkadaşlarıma söylüyordum sizi hiç duyamadığımı. Tekrar edebilir misiniz lütfen? Pardon. Son cümlenizi kaçırdım çünkü tahmin edemiyorum dediniz. O kısmı duyamadım ben de. Ha, evet, pardon, özür dilerim. Şimdi yani hangi 100 baz puanlık indirimin bu önümüzdeki ay mı yoksa 2 ay 50-50 mi paylaştırılacağı yoksa bu 2 aydan birisinde mi yapılacağını tam tahmin edemiyorum. Yani herkes bir faiz indirimi bekliyor. Daha fazlasını da bekleyen var ama yani pas geçilmesi ne bekleyen sayısı çok az. Bütün bir yıl için bu toplantıyı kastetmiyorum sadece. Tabii ki yapılması gereken nedir diye sorduğunuz zaman yani benim kanaatim tabii aslında yani zaten faiz arttırılmak için masadan kaldırdık. Bir şey konuşmuyoruz bile. Faiz hiç olmazsa faz geçilmesiyle konuşuluyor. Benim de tahminim tabii ki bu faiz indirimlerinin benim de yorumum faiz indirimlerinin erken olduğunu. Şu an 200 baz puan, önceki de 100 baz puan. Eğer erken olmasaydı bu faiz indirimleri biraz beklenilseydi eğer hiç olmazsa enflasyonda belki biraz daha aşağıya doğru
görebilirdik. Öyle faz etkisi falan yardım edecek gibi duruyordu ama tabii ki bu faiz indirimleriyle birlikte oluşan hava, piyasadaki beklentiler, kurda malum hareketleri, kurdaki harekette enflasyondaki değişkenliği yola açtı ve dolayısıyla biz enflasyonda bu hareketi görme şansımız pek olmayacak. Şimdi pas geçilse belki işte bu ay birazcık hiç olmazsaydı, pas etkisinin en güçlü olacağını bilmezsaydı. Pas geçilse belki bu vaziyette bir parça da olsa kendisini gösterebilir diye düşünüyorum ama yani artık zaten dövizden gelen fiyat hareketleri ve fiyat hareketleri bozulma kendisini gösterdi. Dolayısıyla maalesef yani bu durumda şu anda pek de enflasyonun bir çıkması kalmamış gibi görünüyor. Benim yani görebildiğim enflasyon cephesiyle ilgili düşüncem bu. Şimdi şöyle bir şey bekliyorum herhalde faiz indirimleriyle beraber. Bu faiz indirimleri devam eder. Efendim zaten kurda gittiği yere kadar gitti. Dolayısıyla cari açıkta işte pozitife döndü zaten. Dönmeye de devam edecek. Evet. Ben de cari açın pozitife döndü. Gitti kanat. Ve bunun böyle de devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortalama sürede kurun gidebileceği yere kadar geldi. Zaten kur gidemedi. Cari açıkta gezi. Ve işte eğer var olan borç dolu içinde yenileme yatırımları, bunları rollover'ı birlikte bir sorun çıkmaz. Ve dolayısıyla kuruştan baskılanır. Ve dolayısıyla kuruştan baskılandığı için de zaten öbür taraftan da işte bir faiz indirimini getirince ekonomiye büyümeye can bulur. Böyle devam eder. Kuru enflasyonu kontrol altında tutmuş oluruz diye düşünüyorsa ben burada bence bir hata oldu. Çünkü burada şu gözden kaçırılıyor. Şimdi artık zaten cari işlemler ve döviz dinamikleriyle pek alakası kalmıyor böyle. Ama çünkü enflasyonda kurdan enflasyona, enflasyondan da kura akredip sarmalıyor. Dolayısıyla daha sonra siz enflasyondaki bozulma kadar tekrar kurda yaratılıyor ve dolayısıyla bu kendi başını bir sarmal halinde götürmeye gidebilir. Böyle bir risk var. Yani bu faiz indirimi böyle bir riski potansiyel olarak taşıdığı kanaatindeyim ki diğer taraftaki görüşünde kolay kolay kendisini sürdürmesi ancak çok ciddi bir sarmal girişim sahip olması gerekiyor. Şu anda Ege Hocam sesinizi evet, çok zor alıyorum da ben. Evet. Çok affedersiniz. Sesinizi çok zor alıyorum. Estağfurullah. Kısa bir araya gidelim arzu ederseniz. O arada şu ses problemini de arkadaşlarımız zaten çözerler Ege Hoca ile birlikte. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Evet, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan'la beraber akıllı parada sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ege Hocam bir diğer sorum şu. Az önce siz cari açıkta da ilintili olarak detaylı olarak yer verdiniz zaten ama özellikle merak ettiğim konulardan bir tanesi hani Merkez Bankası kararını aynı zamanda beklentilerinizi de aktardınız bizler için. Türk lirasındaki değer kaybının sizce bir sınırı var mı? O sınıra erişildi mi? Ve şu an mevcut durumda TL'deki negatif reel getirinin ekonomiye maliyeti ne? Yani nerede durabilir? Bu bize tam olarak neye mal olabilir ve Türk lirasına bakış açısını hem yerli hem de yabancı tasarruf sahibi açısından bakacak olursak nasıl kararını etkileyebilir? Elbette burada yani şöyle düşünülebilir, yani bunun bir sınırı var dediğim gibi, yani burada zaten söylemin bir kısmı bunun mutlaka bir sınırı var, işte içeride de yabancı kalmadı zaten, işte dediğim gibi cari işlemler açığı pozitife döndükçe ekonomiye para enjeksiyonu oldu. İçeride var olan borcun da işte rollover edilmesinde bir sorun yoksa bu mutlaka duracaktır. Döviz arzı bu şekilde fazlalaşacağı için döviz talebi. Ancak şöyle bir açıdan baktığımız zaman eğer sarmal ortaya çıkarsa, yani şimdi burada gelmiş olan döviz kuru artışından buradan enflasyona yansıma. Dolayısıyla enflasyon gerçekleşince de o enflasyonun mutlaka aynı zamanda döviz kuru TL o zaman enflasyonla birlikte reel değer kazandığı için tekrar değer kaybetmesi yönünde bir hareket. O hareketin getirmiş olduğu sonra tekrar TL'nin değer kaybını getirmiş olduğu bir enflasyon. Enflasyon sarmalı. Bu sarmalın sonu olmaz maalesef. Yani böyle bir bu sarmala
bir son düşünemezsiniz. Tabii ki bu sermal dediğim gibi harekete geçerse mutlaka bir yerde kesilmesi gerekiyor. Yani yoksa bu sarmalı böyle kendiliğinden sönümleneceğini düşünmek pek doğru olmaz. Hatta bu hareket eğer hızlanırsa, çıpa da kendini kaybederse bu sefer giderek yükselen bir sarmal haline gelir. O zaman işte en kötü senaryodan bahsediyoruz tabii. O zaman mutlaka dışarıdan bir müdahaleyle, yani faizi o zaman çok yukarı doğru çekerek bunu kesmeniz gerekebilir. Böyle bir ciddi bir risk var bu uygulamanın içerisinde. Yoksa bunun tepesinin belli bir yerde olduğunu düşünüp de işte enflasyonist kur duracak, o da ne olursa olsun bir yerde cari işlemler açık, kendini düzeltecek, işte döviz arzı fazlalaşacak, işte rollover'da da bir problem çıkmayacak, böylece kur artışı duracak diye düşünmek gayet bir riskli bir bakış açısı. Çünkü buradan gelebilecek olan bu sarma etkisi dikkate alınmıyor. Bir de dikkat ederseniz şöyle de bir şey var. Bir kere zaten sonuçta bu çıpayı kaybettiğiniz zaman ekonominin içerisinde, şimdi fiyat davranışlarını bozduğunuz zaman fiyat davranışlarını belirleyenler neye göre belirleyecekler? Onlar da mutlaka aslında gelmiş olan bu döviz kurundaki şeyleri, bozulmayı, döviz değer kaybını fiyatlara keyfi bir şekilde yansıtabilecek, direkt keyfi demeyelim bunu ama yani kendi gelirlerini korumak için çok daha yüksek fiyat artışları, maliyetlerindeki artışlarından da fazla yüksek artışlar yapabiliyorlar. Şimdi böyle bir çerçevede bir de şuna güveniyor, ona dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu kurdan gelen mutlaka çok ciddi bir gelir kaybı vardır zaten yabancı para cinsinden ve enflasyona karşı sabit gelirliyseniz gelirinizi koruyamadığınız için ciddi bir gelir satın almak için de ciddi bir kayıp yaşıyorsunuz. Şimdi yaşanan kaybın aslında talebi aşağıya doğru indirmesi lazım. Nitekim bunu görüyoruz biraz da. Tüketici güveninde bozulma vesaire, bunların hepsi buna bağlı. Şimdi buradan talebi, bu da talebi aşağıya doğru belli bir ölçüde çekiyor. Şimdi bu da aslında bu anlattığımız mekanizmada bu sarmalı belki biraz önünü kesebilecek tek şeylerden bir tanesi bu. Kendi içinde acaba bu sarmalı sönümlendirecek bir mekanizma var mıdır derseniz. İşte bu belki talep etkisini azaltıp belki enflasyonu biraz oradan, maliyet enflasyonunun daha fazla sarmala fiyat davranışlarını bozarak dönüşmesini biraz bir parça engelleyebilir diye düşünseniz de yine buna da fazla güvenmemek gerekiyor. Çünkü malum yurt başında da aslında tabii ki olması gerektiği gibi bazı ücret artışları gündeme gelecek vesaire, bunlarla birlikte bir de ayrıca faiz indirimlerinin getirmiş olduğu kredi de genişlemesi, orada da çok henüz daha fazla bir şey görmedik. Evet, bu gelir azaltıcı etkinin devam ettiğini belli bir sürede döviz kuru görüyoruz, gözlemliyoruz ama öbür taraftan talep riski de var. Hem ücret artışlarından gelebilecek olan hem de dediğim gibi kredi artışıyla desteklenebilecek olan bir talep artışı, bu bahsetmiş olduğum sarmal riskini ön plana çıkarıyor. Ben burada bunların önümüzdeki ciddi riskler olduğunu, Merkez Bankası'nın da ciddi bir biçimde bu risklerin üzerinde düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir yeni bir faiz indirimi serisine başlamadan evvel. Çünkü bir de şu var, hem bu yılki önümüzdeki geçmişteki bir avantajımızı kaybettik. Yani bu baz etkisiyle gelebilecek olan bir yardımış. Şimdi bu baz etkisi yardımı da geçtiği zaman önümüzdeki yılın ilk çeyreği çok önemli. Orada bu baz etkisinin yardımını da görmeyeceğiz. Orada enflasyondaki artış, bu bahsetmiş olduğum sarmal, enflasyondan kura, kurdan enflasyona gidecek olan sarmalı gündeme getirebilir. Sorunuzun cevabı sanırım yani böyle bir sarmal riski altında bu gidişatın belli bir dışarıdan müdahale olmadığı sürece kendi içinde kendi kendini sönümlendirecek bir mekanizması olmadığı kanaatindeyim. Hocam, peki ekonominin paydaşlarının mevcut durumdaki borçluk seviyelerini düşündüğümüzde, yani hane halkı, kamu, reel sektör, bunların özellikle mevcut durumdaki para politikası, yani iktisat politikalarının tamamı diyelim aslında, nasıl davranmalarını bekliyoruz mevcut ortamda? Yani örnek veriyorum, hane halkı tasarruf mu yapsın, işte reel sektör yatırım mı yapsın? Yani bunları yapmak için hangisi yapılması isteniyor ve yapılması için uygun bir ortam var mı sizce? Peki şimdi hane halkı tabii ki bu ortamda zaten zorunlu olarak tasarrufa doğru, yani gelirli, eğer hane halkının sabit gelirli olan kısımlarını, bütün hepsini, yani zaten aslında sabit gelirli olan bütün hane halkı kesimlerini bu şeyde tamam, belli bir ölçüde tasarrufa zorlanıyor. Hem aslında reel gelir kaybına uğramamış olanlar da bu ortamın güven kırıcı etkisinden dolayı tasarrufa zorlanıyor.
Bir de zaten gelir kaybettikleri için tasarruf yapıyorlar. Ellerinde tasarruf yapabilecek belli bir gelirleri varsa. Şimdi bu durumda tabii fazla tasarruf yapabilecek elinde belli bir geliri olan da kendisini TL'de tutmak istemiyor. Tamamen bu anda varlık fiyatlarında da bu durum, yani bu yaptığımız varlık fiyatlarında da ciddi bir bozulmaya çünkü yol açacak. Çünkü herkes TL'den kaçmak için bu sefer döviz yeterince yükseldi falan deyip başka varlık fiyatlarına başlıyor. Dolayısıyla varlık fiyatlarının fiyatlaması doğru bir biçimde gerçekleşemiyor maalesef. Şimdi eğer ki biz, burada şu inanç var. Yani bu dezenflasyon, biz dezenflasyonu sağlamadan aslında burada bir şekilde kurdaki artışın durabileceği kanaatindeyiz. Ve bütün aslında varlık fiyatlarını bozan bu mekanizmanın içerisinde bu kurdaki artış, kurdaki artıştan enflasyona geçiş ve sarmal olan durum. Ve buradan faizler de düşük olduğu için buradan varlık fiyatlarına doğru yansıyor. Şimdi böyle bir mekanizmada sadece baktığınız zaman sizin önünüzde bunu kurdaki artışı dezenflasyonu sağlamadan kurdaki artışı durdurmanızın pek şansı yok. Çünkü önce enflasyonu aşağı indirmeniz lazım ki kurdan enflasyona gelecek olan kur enflasyon ve enflasyon kur sarmalının önünü kesebilirsiniz. Şimdi biz ne düşünüyoruz? Biz acaba böyle yaparsak kur belli bir yerde durur ve ondan sonra kur durduktan sonra kurun durmasıyla dezenflasyonu sağlayabiliyoruz. Bu çok riskli bir yaklaşım. Biraz önce açıklamış olduğum nedenlerden ötürü. Şimdi yatırımcı için baktığınız zaman tabii ki şu anda aslında Türkiye yani bu süreç içerisinde cari açının fazlaya doğru yani ihracatını arttıran tabii ki burada aslında cari açının fazlaya doğru gitmesi ithalatın nasıl olacağına da bağlı. O ithalat tarafı da talebin biraz önce tartıştığım gibi talep unsurlarının nasıl gelişeceğine bağlı. Ama yani talep belli bir makul bir düzeyde kalacak olursa bu cari işlemler fazlası daha da fazlaya doğru gideceğini kanaatindeyim. Ama bu durumda şimdi bizim kalıcı olarak ihracata yatırım yapmamız gerekiyor. Yani iş adamı için bu faiz ortamında işte ihracat sektörlerine, kalıcı pazarlara doğru yatırım yapmak tabii ki tercih edilebilir bir durum. Yani bu tarafa doğru gidebileceklerini düşünüyorum. Yatırım yapacak olan iş adamları. Uzun zamandan beri de böyle yatırımda böyle bir hareket görüyoruz. Zaten çok uzunca bir süre yatırımlar beklemedeydi. Beklemede olduğu için de bu devreye girdi. Ama şu anda ihracat pazarlarının açmış olduğu avantajları kullanmak isteyen de birçok yatırımcı var. Bu doğal olarak döviz kuru da hareketi içinde barındırdığı için karlı bir yatırım haline gelme potansiyeli son derece yüksek. Ama dediğim gibi yani biz böyle yaparak tabii ki doğru bir iş yapıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'nin cari işlemler açığı problemiyle uzun vadede baş etmesi için mutlaka bunu kalıcı bir şekilde makul bir düzeye düşürüp kalıcı bir biçimde kalıcı bir ihracatla ve dolayısıyla ona uygun bir ithalat birleşimiyle destekleyebiliyor olması lazım. Ancak evet, dediğim gibi buna güvenerek biz dezenflasyonu düşünürsek burada çok riskli bir hareket almış oluruz. Önce bizim dezenflasyonu yapıp sonra bu harekete doğru burada bir değer kazanmaya gerek yok. Ama burada sakinliğe, burada oynaklığın son derece düşük olmasına ihtiyacımız var. Maalesef bu şu anda yaptığımız, bu yapacağımız eğer planlanıyorsa tekrar yapılabilecek bir faiz indirimleri bunun önünde ciddi bir engel oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ege Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan'ı ağırladık Akıllı Paranın bu bölümünde. Şimdi başlarken de ifade ettiğim gibi bugün çok önemli bir haberimiz olduğunu söylemiştik. BBVA Garanti Bankası'nın mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı. İlk etapta haberimizi ekrana getirelim, ardından üstüne konuşacağız. BBVA Garanti'de kendisine ait olmayan hisseleri geri almak için gönüllü pay alım teklifi yapacak. BBVA, Garanti hisseleri için pay başına 12 lira 20 kuruşluk fiyat belirledi. Bu rakam 12 Kasım kapanışına göre %15'lik bir prime işaret ediyor. Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25.7 milyar lira ödeme yapılacak. Güncel kurla bu rakam 2.25 milyar euroya karşılık geliyor. BBVA hala hazırda Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin %49.85'ini temsil eden toplam 2.09 milyar adet payı elinde tutuyor.
BBVA, 2011'de Garanti Bankası'nın %24,89'unu, 2014'te %14,89'unu, 2017'de %9,95'ini satın almıştı. BBVA açıklamasında satın alımın finansal etkilerinin teklifi kabul etmeye ve paylarını satmaya karar veren garanti pay sahiplerinin yüzdesine bağlı olacağını bildirdi. Açıklamada işlem sonucu BBVA'nın çekirdek ana sermaye oranında yaklaşık -46 bas puanlık azami bir etki, 2020 hisse başı kârda yaklaşık %13,7 artış ve hisse başına mali defter değerinde yaklaşık %2,3 artış öngörüldüğü bildirildi. Evet, haberin detaylarını da dinledik. Şimdi sektör için, Garanti BBVA Bankası için neler ifade ediyor bu haber başlıkları, bunları değerlendireceğiz. Bloomberg'den Bloomberg Intelligence sektör analisti Thomas Noetzel bizlerle birlikte olacak. Hello Mr. Noetzel. Merhaba Sayın Noetzel. Merhaba. Merhaba. So first, my first question İlk sorum is, şu, BBVA'nın garanti için teklifi sektör için ne ifade ediyor? İlk olarak bunu merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Bu tabii ki çok şaşırttı. Bugün haberi geldi, ancak bu aynı zamanda bir güveni gösteriyor. Sektörün aslında ne kadar değer verdiğini, ne kadar güven verdiğini gösteriyor. Çok keskin bir fiyat performansı gördük. Bankacılık sektörünün Türkiye'de çok sert hareketler gördük. Görünüm oldukça iyi, güçlü bir görünüm var. İyi bir şekilde performans gösteriyor. Bu biraz daha uzun sürebilir. Piyasalar bu haberi hazmetmeye çalışıyor. Daha olumlu bir etki oldu tabii ki. Negatif bir etki olmadı. Aynı şekilde BBVA için de öyle. Peki hala ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin uzun vadeli durumu için ve aynı zamanda kısa vadeli oynaklığı için ve para politikası için? Para politikası tarafında ne olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın daha da fazla parasal anlamda gevşemeye gideceği beklentisi var bu hafta. Bu Türk lirası için iyi bir haber değil. Şimdi dolar TL'de 10 seviyesi geçildi. Bir kez daha faiz indirimi gelirse daha fazla değer kaybetme yaşanabilir. Bankacılık sektörüne bakacak olursak o çok dirençli olduğunu gösterdi. Liranın değer kaybına son 5 yıldır çok iyi bir şekilde dayanabildi. Fakat şu an bakacak olursak herhangi bir şekilde bankacılık sektöründe kötüleşme yok. Gerçekten çok iyi bir şekilde döviz risklerini yönetebiliyorlar bankacılık sektöründe. Bankalar için gerçekten bir sorun değil. Onlar çok iyi hazırlanmış durumda. Bazıları daha iyi, bazıları diğerlerine göre daha az hazırlanmış durumdalar. Ancak Türk lirasındaki oynaklığa gerçekten iyi hazırlanmış durumdalar. Politikası tarafındaki riskler ne olursa olsun iyi değil. Türkiye tarafındaki algı o kadar iyi değil. Çünkü ne olacağı pek belirli değil. Kesinlikle ne olabileceğiyle alakalı öngörülebilirlik yok. Önümüzdeki yıl ne olacak mesela bilinmiyor. Bu tabii ki algıyı aşağı yönlü doğru baskılıyor. Türkiye üzerindeki algıyı aşağı yönlü baskılıyor. Ancak dediğim gibi Türkiye ekonomisi ve bankalarda Koreli hareket ettiği için bu onları da etkiliyor. Fakat uzun vadeli bakacak olursak hala Türkiye'nin çok genç nüfusu olduğunu görüyor. BBVA çok dijitalleşmiş bir nüfusu var Türkiye'nin ve baktığımız zaman hala kredilerin gayri safi yurt içi hasılaya oranı gerçekten iyi. Herhangi bir şekilde zaten işletmeleri, operasyonları büyütmek için banka tarafında çok iyi bir performans var. O yüzden her iki taraf için de iyi bir haber ve endüstri için de iyi bir haber bu olacak olursa. Türkiye daha fazla ihracatçı konuma düşecek olursa, daha fazla da Avrupa'ya ihracatını genişletecek olursa çok daha iyi olacaktır. Pandemi sonrası büyüme tarafı da ekonomiyi destekleyecektir. Arz tarafının Türkiye'ye kayması biraz daha ekonomik anlamda Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Bunun da etkili olabileceğini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz tabii ki. Peki Sayın Noetzel, şunu sormak istiyorum. Mevcut değerlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şu an Türkiye'deki güçlü temellere zıtlık mı oluşturuyor? Aslında bununla alakalı bir şeyler yazmıştım. Şu an baktığımız zaman mevcut olarak Türk bankalarının değerlemelerinde güçlü temelleri yansıtmıyor. Bunu görebiliyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçları bunu bize gösterdi. Aslında bankalar gerçekten güçlü. Sermaye tamponları çok iyi. Varlık kalitelerine baktığımız zaman iyi.
aslında bunlar olması gereken şeyler. Ancak mevcut değerlemelere baktığımız zaman şu an 0.4-0.5'lik bir fiyat defter değerinden bahsediyoruz. Biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Ancak Türk lirası ile alakalı bir ekonomik algı var. Bu bankacılık sektörünü etkiliyor. Yani dediğim gibi herhangi bir şekilde iyi temelleri yansıtmayan bir değerleme var bankacılık sektöründe. Pekala, Türkiye'ye yatırım yapma konusunda neyi gözden kaçırıyorlar yatırımcılar? Özür dilerim, sorunuzu tekrar edebilir misiniz? Tabii ki yatırımcılar Türkiye'ye yatırım söz konusu olduğu zaman neyi kaçırıyorlar sizce? Türkiye'ye yatırım yapacak olurken, bakın, kısa vadeli oynaklık var. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Anortodoks politikaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. 2023'te seçimler var. Bunun akılda tutulması gerekiyor. Bu bir şekilde reform ortamı oluşturabilir. Gayri safi yurt içi hasıla bu taraftan güçlü. Ancak baktığımız zaman çok oynak son 5 yılı değerlendirdiğimiz zaman. Fakat bankacılık sektörü genel olarak çok iyi bir performans sergiledi. Diğer taraflarla kıyaslandığı zaman bunun bilinmesi gerekiyor. Uzun vadeli bir hikayeden bahsetmek gerekiyor. Yani kısa vadeli potansiyele bakmaktansa uzun vadeli olarak değerlendirmek gerekiyor bankacılık sektörünü. Şu an belirsizlik olmasını bekliyoruz. Merkez Bankası'nın Perşembe günü kararı var. Enflasyona bakacağız tabii ki. Hala pandemi sonrası toparlanma dönemindeyiz. Küresel anlamda enflasyon çok yüksek. Faizler ABD'de ne olacak diye insanlar soru soruyor. Bütün bunlar tabii ki Türkiye'yi bir şekilde aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu makro resim yatırımcıları da tabii ki etkiliyor. Ne zaman Türkiye'ye dönüp bakacak olsalar bunları da değerlendirmeyi alıyorlar. Thomas Nordsell, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bloomberg bankacılık analisti Thomas Nordsell'i de ağırladık akıllı paranın son bölümünde ve böylece noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Açıl Sezen Finans Merkezi ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.